İstanbul menşeli bir sanatçı olmak, bir üretim sürecinde aradığın her türlü malzemeyi bulabildiğin, kayıt dışı ekonomi ve ilişkilerle sana birçok üretim imkanı sağlayan kaotik bir yapısı var. Aynı zamanda senin üretim dinamiğini de etkileyen bir yapısı var. Dijital medyumla geleneksel sanat arasında pek bir fark görmüyorum. Bu tamamen sanatçının kendini ifade etme şekline bağlı. Dijital resmin normal bildiğimiz geleneksel resmi taklit ettiğini hani düşünüyorum ve onun standartlar içinde kaldığını. Ama bir yandan da çok daha fazla insanların hani deneme yanılma yapabildikleri, onlara çok büyük özgürlük getirdiklerini düşünüyorum. Digilog gibi etkinliklerin de yardımıyla böyle Türkiye'deki sanatın, yeni medyanın çok iyi gittiğini düşünüyorum. Aynı bir tuvali kanvas olarak kullanmaktansa dijital sistemleri kullanmak arasında çok ciddi bir fark görmüyorum. Sadece hepsi farklı yöntemler. Endüstriyel mekanlarla gerçekten yaşayan alanlar şehirde iç içe. O diyaloğun sıcaklığı gerçekten bambaşka İstanbul'da. Dijital medyumlarda olasılıklar daha fazla. Geleneksel medyumlarda yapılan, üretilen işlere nazaran dijitalde çok daha fazla seçenek oluyor. Bu da tabii çeşitliliği artırıyor. Herkesin kendini daha rahat ifade etmesini sağlıyor, nasıl içinden geliyorsa. Dijital devrimin olmasıyla birlikte tüm yaşam tarzımız, alışkanlarımız değişti. Bu kadar hayatımızı etkileyen bir şey bence bir akım olamaz. İstanbul'daki olanaklar, bu kalabalık, kaos ortamı hep yaratıcılığıma, aklıma fikirler gelmesine sebep oldu. Dijital sanat dediğimizde sıfır ve birlerle oluşan bir veri tabanı var ve bununla üretilmiş bazı sanal gerçeklik gibi disiplinler yaratıyoruz. Bu aynı zamanda bir sanat akımına dönüşüyor bence günümüzde, ama biz içinde olduğumuz için bunu bir sanat akımı olarak henüz tayin edebilir miyiz emin değilim. Ama en azından biz bunu medium olarak şu an kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü şehir gördüm. Şehirler genel olarak metropoller hayatımı etkilemiştir. Belki de bu teknolojiyi görmek etkilemiştir. Ya da hiç teknolojik bir şey olmasına gerek yok. Şehrin kendisi etkilemiştir. Ama bunu İstanbul'a indirgeyemiyorum.